Dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çıkıyorum arazide. Birkaç gün önce bir arazide biliyorsunuz bilezik buldum, yani bir bileklik buldum. Orada bir çöküntü vardı. Toprak da böyle yuvarlak şekilde şu kadar. Şu kadar. Bir yer biraz çökmüş. Orada bir mezar olduğunu düşünüyorum. Bakın eski yapı parçaları, taşları her tarafta yine var. Oraya bir çubukla bir test yapmak için geldim bugün. Bir bakacağım gerçekten mezar mı? Çünkü çubuklar biliyorsunuz eski kazılmış toprağa, yani yumuşak toprağa, yumuşak toprağa da gidiyorlar. Yani onlar da boşluk olarak görüyor. Oraya bakacağım. Arkadaşlar belki bir cihazımı da getirdim yanımda. Belki bir tek de yapabilirim arazide. Bakın. Görüyorsunuz. Eski yapı taşları. Arazi dolu. Çöp ama dolu yani. Burası müthiş bir eski yerleşim yeri. Bu arazide tek para buldum. Aşağıda da buldum. Tek amacım, yani arkadaşlar, kendi arazinizi kendiniz bulun. Başkalarının tavsiyesiyle bir yere çıkmayın. Çünkü bir yer duyulduğu zaman o arazide emin olun hiçbir şey bırakmıyorlar. Gece gündüz araziye türlü türlü cihazlarla çıkıyorlar. Hiçbir şey kalmıyor size. Siz de soğuyorsunuz bu işten. Kendi arazinizi kendiniz bulun, her zaman söylüyorum. Çok zor değil. Nasıl bulunacağını da anlattım. Her araziye çıktığımda kameramı da yanında taşıyorum. Olur ya, bir şey görürüm, paylaşırım. Bakın eski yapı taşı. Bunu zaten önceki videomda göstermiştim. Yani sonuca varmak için bu şekilde yapmak lazım. Bu bilgileri de bilen dostlarım saklamasın, yani saklanacak bir şey yok arkadaşlar. Yani her arazide çıkıyor, yani Türkiye'nin her yerinde çıkıyor. Bunu saklamaya gerek yok, yani böyle devlet sırrıymış gibi bu bilgileri saklamayın, herkese aktarın. Nasıl bulacağınızı anlattım, yer keşfettim, burada buldum, aşağıda buldum. Yaptığım etüt doğru çıktı, siz de yapın. Çok basit, çok basit. Şimdi orada birkaç video çekeceğim. Kameramı durduracağım arkadaşlar. Oraya gittim de tekrardan başlatırım. Şimdi dünkü zannedersem burası bileziği çıkarttığım alan. Bakıyorum, evet galiba orası. Şimdi şurada daire şeklinde. Yani GoPro biraz geniş açılı çektiği için size belli de etmiyor olabilir. Şurada dairesel şekilde bir çöküntü var. Aslında her tarafta var, yani çoğu yerde var. Biraz bir boşluk testi yapmak istiyorum. Bunun için sol tutamağıma boşluk tüpünü takıyorum. Bunu takmamın amacını da size söyleyeyim. Bu tüpü takmamın amacı minerallerden arındırmak. Şimdi bunu yapan ustalar nasıl yapıyor? Şimdi piyasada 4-5 tane yapabilen usta var buna. Diğer kalanlara ben bir şey diyemem. Çubuklarını kullanmadım ama çok fazla dolandırıcı var. Şimdi bunlar boş olduğu zaman arkadaşlar yakındaki minerallere gider. Yukarıda çok güçlü mineraller var benim cihazımla tespit ettiğim alanlarda. Mineral tüpümü takıyorum. Buranın üzerinde de eski bir yapı taşı var. Yani burada benim şüphelendiğim alan, mineral tüpü var içinde. Kaldırıyorum, bakalım burada mezar var mı? Ya da nerede mezar var, onları tespit etmeye çalışacağım. Vaktim kalırsa belki birkaç diğer mineral tüpümü takıp da tek para aramaya çıkabilirim. Hayret, yani ben buradan çok şüphelenmiştim ama.
Tekrar kapandı. Tekrardan açıldı. Burada böyle bir tane daha uyuk alan var. Yani ben şuradan çok şüphelendim arkadaşlar. Orada biraz bir aynı buna benzer bir yer var. Oraya gitmedi. Tekrar deneyeceğim. Farklı yöne tutup. Çubuklar kapandı. Şu anda çarpı durumunda. Tekrar kapandı. Tekrar. Burada açılıyor tamamen. Yine burada eski bir yapı taşı kalıntısı var. Buraya getirdi. Şimdi buranın yani çok kaba kamerası şeyini çekemiyor eğimini ama şöyle çekmeye çalışacağım size. Bakın burada bir uyuk var. Ben tekneçilikte buraya kadar gelmedim. Şuraya kadar geldim arkadaşlar. Burası çökmüş. Ki zaten eski mezarlarda çöküntü ya da hafif bir yükseltiyle karşılaşılır. Ben buradan şüphelenmiştim. Burada da çöküntü var. Hafif bir çöküntü var arkadaşlar. Şurada muhtemelen bilezik bulduğum yerdi burası. Oraya götürdü. İleride bir tane daha var. Şimdi kameramı tekrardan kafama taktım. Telefondan kontrol edeceğim. Oraya da bakacağım. Sonra metal bulma tüpüyle gireceğim içlerine. Bakın burada da bir tane çöküntü var arkadaşlar. Tam şu alanda. Bakın. Buradan galiba Bizans parası bulmuştum. Şu şekilde tuttum. Öbürü uzak da diğer çöküntü. Muhtemelen yanlış tuttum. Çünkü bu tarafa doğru gitti. Tekrar kaldıracağım. Kapandı. İçine gelince biraz açılıyor. Tekrar kapandı. Burada tekrardan açıldım. Burada da gördüğünüz gibi kamerayı yine çıkartmak gereği duyuyorum. Çok geniş açı çektiği için yerdeki şeyleri göstermiyor, zemindeki. Bakın burada da bir oyuk var. Şimdi bu oyuklar neden oluyor? Daha önce kazılmış, şimdi toprağımız yumuşak arkadaşlar. Daha önce kazılmış bir arazi bir yeri kazıp da tekrardan üzerine toprak attığımız zaman zamanla, yağmurlarla vesaire bu toprakta biraz çöküntü oluyor. Tekrardan kameramı takıyorum kafama. Bu alanlar yüksek de kalabiliyor. Bazen böyle normal dışı yükseltiler de mezar olabiliyor. Şimdi burada mesela hafif bir çöküntü vardı. Ben buraya için geldim ama burada mezar yok. Çünkü oraya götürdü. Ne yapacağım şimdi? Boşluk tüpümü çıkartacağım. Bu çöküntünün içinde değerli bakacağım arkadaşlar. Çubukları ters tutmuşum. Yani bu çubukları da ben işte yapayım hemen. Boşluk bulayım. Hemen metal bulayım. Derseniz yanılırsınız. Bayağı bir süre kullanmanız gerekecek. Çünkü hemen insan alışamıyor. Tutuş şeklindeki hafif bir bozukluk. Yani şu şekilde değil de mesela yani biraz daha yakın tuttuğumuz zaman bile çubuklar istenildiği randımanı veremiyor. Bayağı bir arazilerde aylarca test etmeniz gerekiyor. Bu videoyu neden çekiyorum? Özelden çok fazla mesaj aldım. Onun için çekiyorum. Messenger'dan. Kaldıracağım.
Hatta direkt içinde kaldıracağım bu çukurun. Gördüğünüz gibi kapatmadı. Başka yönlere dönüyor. Burada değerli bir metal olduğunu düşünmüyorum. Çubuklara göre konuşuyorum. Şimdi diğerine bakacağım. O kadarlık bir derinde şu anda değerli verdi. Tekrar tutuyorum. Kapandı. Elimi esnetiyorum şu anda. Çubuklar çok fazla bozulmuyor. Gördüğünüz gibi büküyorum elimi. Ama yine bozdum. Değerli dedi burada. Hemen çıkar çıkmaz da düzelip bu kadar bir mesafede, yani şu kadar 1-1,5 metre bir mesafede açılıyor. Şimdi burada değerli metal olabilir. Diğerinde gördüğünüz gibi açılmadı çubuklar. Muhtemelen burada değerli var. Zaten yer belli. Hafiften bir çökük bir arazi. Zaten çubukların alınma amacının bu olması lazım. Arkadaşlar yani bunu ben direkt alayım işte tek para bulayım gibi hevese kapılmayın. Ha, bulur ama her arazide bulmaz. Ya da çok uzun üstünde emekler vermek gerekir. Şimdi burada buldu, ben biraz daha açılacağım. İçimde yine mineral tüpü var. Yani bu altın, gümüş ve bronza gidecek şekilde. Diğer metaller silinmiş tüpün içinde. İşte buradan tekrar kaldıracağım. Eğer o mesafeden daha yakın bir yerde metal varsa oraya gidecektir. Açıldı. Burada metal var diyor. Buyurun. Burası da uyuk. Burası da bir mezar alanı. Tavuk tümsekler de mezar olabilir. Yani dostlarım, mezarlarda değerli var diyor ama ne çıkar bilemem. Altın mı gümüş mü, o kadarını bilemiyorum. Ama buralarda çöküntü var. Çöküntülerin üzerine getirdi ve emin olun bu çöküntüleri ben bilmiyordum. Ben dedektörle birkaç gün önce şuradan şöyle çıktım araziden. Böyle tarayarak geldim. Buradan şuradan tekrar çıktım. En son orada bir tane bir gümüş bilezik buldum. Oradan çıktım gittim. İnanın bu tarafa girmedim yani. Bu tarafa girmedim. Bu şekilde yaptı. Burada buldu, orada buldu. Şurada bir tane daha yuvarlak, böyle bir çöküntü var arazide. Oraya gitmedi.
boşlukları buluyor. Metal dedi. Tabii kazamadığım için oralarda gerçekten metal var mı bilemiyorum. Aşağı taraflara inip bir tek para testi yapacağım. Onu da bir dahaki videomda görebileceksiniz. Videoyu burada sonlandırmam gerekiyor arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. İyi günler, görüşmek üzere arkadaşlar.